Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Büyük İslam alimi merhum ve muazzez üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Barlı'ya sürgün edilişinin 4. veya 5. yılında kendisine sorulan bir takım sorulara böyle kavli leyyin üslubu içinde yumuşak ve tatlı bir dille cevaplar vermiş. 16. mektup öyle ortaya çıkmış. Bu akşam 16. mektuba zeyl yani ek olarak birkaç açıklaması daha var üstadımızın. Bakalım bu açıklamalar neden bahsediyor? 16. mektubun zeyli bisbihi ve in min şeyin illa yusebbihü bihamdi. Ehli dünya sebepsiz benim gibi aciz, garip bir adamdan tevehüm edip endişelenip binler adam kuvvetinde tahayyül ederek binler adam kuvvetinde hayal ederek ya da zannederek beni çok kayıtlar altına almışlar. Barla'nın bir mahallesi olan Bedre'de, Bedre köyünde ve Barla'nın bir dağında bir iki gece kalmaklığıma müsaade etmemişler. İşittim ki diyorlar, Said 50 bin nefer kuvvetindedir. Yani 50 bin asker gücündedir. Onun için serbest bırakmıyoruz. Ben de derim ki, ey bedbaht ehli dünya, bütün kuvvetinizle dünyaya çalıştığınız halde neden dünyanın işini dahi bilmiyorsunuz? Divane gibi hükmediyorsunuz. Eğer korkunuz şahsımdan ise 50 bin nefer değil, belki bir nefer 50 defa benden ziyade işler görebilir. Yani odamın kapısında durup bana çıkmayacaksın diyebilir. Şahsından korkuyorsanız böyle. Eğer korkunuz mesleğimden ve Kur'an'a ait dellallığımdan ve kuvve-i manevi imaniyeden yani imandan gelen manevi güçten, kuvvetten ise 50 bin nefer, 50 bin asker değil, yanlışsınız. Meslek itibariyle 50 milyon kuvvetindeyim, haberiniz olsun. Çünkü Kur'an-ı Hakim'in kuvvetiyle sizin dinsizleriniz dahil olduğu halde bütün Avrupa'ya meydan okuyorum fikir bakımından. Bütün neşrettiğim Envar-ı İmaniye ile neşrettiğim, yayınladığım İman nurlarıyla onların fününü müsbete, müsbet fenler ve tabiat dedikleri muhkem kalelerini zir-ü zeber etmişim, yerle bir etmişim. Tabiatçılık fikri küfrisini yerle bir etmişim. Onların en büyük dinsiz filozoflarını hayvandan aşağı düşürmüşüm. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa, Allah'ın tevfiki yardımıyla beni o mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler. İnşallah mağlup edemezler. Yani Bediüzzaman Hazretleri maddi güç kuvvetle mücadele tarzını tercih etmemiş. Tamamen yaptığı mücadele, muharebe fikir platformunda. Onlar fikren fenleri de eline alarak iman esaslarını yok etmeye, Allah'ı inkar, ahireti inkar fikrine dayanıyorlar ya, Bediüzzaman'da yazmış olduğu Kur'an tefsirleriyle akıl, ilim, fen, mantık, ispat yoluyla onların dinsizliklerin temel taşlarını paramparça etmiş. Allah'ı inkar fikrini
yerle bir ederek Allah'ın varlık ve birliğini ispat etmiş. Hem de onları maddede misaller getirerek güneşten, aydan, yıldızlardan ve coğrafi ilminden, değişik fen dallarından deliller toplayarak Allah vardır ve birdir ispatını yapmış. Aksini onlar savunamayacak şekilde onların temellerini paramparça etmiş. Ahiret vardır, bunun ispatını yapmış. Her geceden sonra sabahın, her kıştan sonra baharın gelmesi katiyetinde bu fani ve karanlıklı dünyanın dahi baki bir sabahı, ebedi bir ahiret baharı geleceğini ispat etmiş. Mücadelesi fikir platformunda olmuş. Devamında şunu söylüyor Bediüzzaman: madem böyledir, ben sizin dünyanıza karışmıyorum, siz de benim ahiretime karışmayınız. Karışsanız da beyhudedir, boşunadır. Takdir-i hüda kuvve-i bazı ile dönmez. Allah'ın takdiri bilek gücüyle durdurulamaz. Bir şem'a ki, bir lam'a ki Mevla yaka üflemekle sönmez. Benim hakkımda müstesna bir surette pek ziyade ehli dünya tevehüm edip endişeye kapılıp adeta korkuyorlar. Bende bulunmayan ve bulunsa dahi siyasi bir kusur teşkil etmeyen ve iddiamı medar olmayan şeyhlik, büyüklük, hanedan, aşiret sahibi, nüfuzlu, etbaı taraftarları çok. Hem şehirleriyle görüşmek, dünya ahvaliyle alakadar olmak, hatta siyasete girmek, hatta muhalif olmak gibi bende bulunmayan emirleri şeyleri tayin ederek evhama düşmüşler. Hatta hapiste ve hariçteki, yani kendilerince kabili af olmayanların dahi aflarını müzakere ettikleri sırada, yani umumi bir af kanunu çıkıyor, o müzakere edilirken beni adeta her şeyden men ettiler. Hiçbir af kanununa tabi tutmadılar. Sen özelsin, sen ölene kadar sürgünde hapislerde yatacaksın demeye getirmişler. Neden öyle? Çünkü yazdığı eserler Amentü'nün esasları olan o altı şart var ya, Allah'ın varlığı bildiği iman, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete kadere iman meselesini o kadar güçlü, o kadar ikna edici ispat ediyor ki, yani bu adamın yazdığı kitaplar bizim maksadımıza engel teşkil ediyor diye zannetmişler. Onun için ona imkan tanımıyorlar. Sürgünler kanunun affına dahil etmemiştir üstadı. Fena ve fani bir adamın güzel ve baki şöyle bir sözü var. Anladığımız kadarıyla bu şairin cümleleri şunlar, ama yazan da Tevfik Fikret denilen fena bir adam, komünist birisi, ama sözleri güzel. Her zaman hiç çekinmeden o güzel sözü almış kitabına koymuş maşallah. Hiç kompleks duymadan bunları almış. Diyor ki o şair: zulmün topu var, güllesi var, kalesi varsa hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. Şimdi bu şiirin bu kıtasında nazire yapmış Bediüzzaman Hazretleri. Ben de derim, ehli dünyanın hükmü var, şevketi var, kuvveti varsa, Kur'an'ın feyziyle hadiminde, hizmetkarında da şaşırmaz ilmi, susmaz sözü vardır, yanılmaz kalbi, sönmez nuru vardır, demiş benzetme yaparak. Çok dostlarla beraber bana nezaret eden bir kumandan mükerreren tekrar tekrar sual ettiler.
Neden vesika için müracaat etmiyorsun? İstida, yani dilekçe vermiyorsun. Sürgünler kanunu kaldırmış. Dilekçe veren istediği yere gidebiliyor. Sen de versen ya bir dilekçe, kurtul bu sürgün hayatından. El cevap. 5-6 sebep için müracaat etmiyorum ve edemiyorum. Birincisi, ben ehli dünyanın dünyasına karışmadım ki onların mahkumu olayım, onlara müracaat edeyim. Hakikaten doğru. Daha evvel de ifade ettik. Yani Şeyh Said hadisesi münasebetiyle o isyanla alakası olmayan bir takım alimler, şeyhler, hocalar batıya sürüldüğü gibi Bediüzzaman da sürgün edilmiş. Hiçbir suçu yok. Allah Allah. İyi ama madem ki ben onların dünyasına karışmadım, hatta o isyanı çıkaranlara da siz de vazgeçin bu işten, teşebbüsünüzden vazgeçiniz dediği halde sürmüşler. Öyleyse ben ehli dünyanın işine karışmadım ki onları mahkum olayım, onlara müracaat edeyim. Ben kaderi ilahinin mahkumuyum ve ona karşı kusurum var, ona müracaat ediyorum. Allahu Ekber. Yani anladığım kadarıyla kader-i ilahi Bediüzzaman gibi bir büyük İslam alimine Risale-i Nur tefsirleri gibi bir eser yazmayı nasip etmiş Allah-u Teala. Fakat insanların sosyal hayatları karışmış vaziyette bu telifatı yapma imkanı yok. Öyleyse onu hücra bir köye göndereyim. Kaderin hükmünü söylüyorum. Orada sakin bir kafayla insanların gılli gıyışından, o tabir Anadolu tabiridir, lüzumsuz konuşmalarından uzakta doğrudan doğruya Kur'an'la baş başa kalarak Kur'an'dan kalbine doğan ilham şeklindeki nükteleri Risale-i Külliyat'ı şeklinde yazsın diye kader onu oraya mahkum etmiş. Madem kaderin mahkumuyum, ne zaman izin verirse o zaman giderim buradan. İkinci sebep, niye dilekçe vermiyor? Bu dünya çabuk tebeddül eder, değişken bir misafirhane olduğunu yakinen iman edip bildim. Onun için hakiki vatan değil, her yer birdir. Madem vatanımda, yani Bitlis'te, Doğu vilayetlerinde baki kalmayacağım, beyhude ona karşı çabalamak, oraya gitmek bir şeye yaramıyor. Madem her yer misafirhanedir, dünyanın kendisi ve her tarafı misafirhanedir, hiç kimse bu dünyada kalacak değil. Eğer misafirhane sahibinin rahmeti yar ise, herkes yardır, her yer yarar. Eğer yar değilse, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti dost değilse, her yeri kalbe bardır, yüktür ve herkes düşmandır. Öyleyse dilekçe vereyim de ben doğuya, vatanıma, Bitlis'e gideyim diye çabalamanın bir anlamı yok. Her taraf misafirhane. Üçüncüsü, müracaat kanun dairesinde olur. Halbuki bu 6 senedir bana karşı muamele keyfi ve fevkal kanundur. Kanunsuzluk yapılmış, kanun dışı muamele yapılmış. Menfiler, yani sürgünler kanunuyla bana muamele edilmedi. Hukuku medeniyetten, medeni haklardan ve belki hukuku dünyeviyeden, dünya haklarından iskat edilmiş, düşürülmüş, dışlanmış gibi bir tarzda bana baktılar. Bu fevkal kanun, kanun dışı muamele edenlere kanun namına müracaat manasız olur. Kanunlar çerçevesinde benim hakkımı verin demek anlamsız. Çünkü adamlar kanunsuzluk yapmışlar zaten. Kanunlar çerçevesinde benim haklarımı iade edin demenin bir anlamı yok ki. Boşuna müracaat olmuş olur. Dördüncüsü,
Bu sene buranın müdürü benim namıma, yani Barlı Nahiye Müdürü Bediüzzaman namına, Barlı'nın bir mahallesi hükmünde olan Bedre Kalesi'nde, Bedre Köyü'nde tebdili hava, yani hava değişimi için birkaç gün kalmaya dair müracaat etti. Artık Eğirdir Kaymakamlığına mı, Isparta Valiliğine Nahiye Müdürü müracaat yapmış. Bediüzzaman adına dilekçe vermiş. Müsaade etmediler. Allah Allah ya. Barlı'nın yakındaki bir köye hava değişimi olsun diye gitmesine müsaade vermemişler. Böyle ehemmiyetsiz bir ihtiyacıma cevabı ret verenlere nasıl müracaat edilir? Müracaat edilirse zillet içinde faydasız bir tezelli olur. Müracaat ettiğinden kalırsın. Elin böğründe kalır. İstediğin şeyi de vermezler. Öyleyse ben minnet etmem. Dilekçe de vermem, müracaat da etmem demiş. Beşincisi, çok önemli bir madde bu da. Haksızlığı hak iddia edenlere karşı hak dava etmek ve onlara müracaat etmek bir haksızlıktır. Müracaatın kendisi haksızlıktır. Hakkı karşı bir hürmetsizliktir. Ben bu haksızlığı ve hakkı karşı hürmetsizliği irtikab etmek istemem mesela. Ay koca Bediüzzaman. Ne kadar yerinde sözler söylemiş ya. Haksızlık yapıyor. E biz sana hakkını veriyoruz diyor adam. Allah Allah. Böyle diyen adama benim hukukumu bana iade edin diye müracaat etmek hakikaten hakkı karşı bir haksızlık olmaz mı? Öyleyse ben de bu haksızlığı irtikab etmek istemem mesela. Altıncı sebep, bana karşı ehli dünyanın verdikleri sıkıntı siyaset için değil. Çünkü onlar da bilirler ki siyasete karışmıyorum, siyasetten kaçıyorum. Zaten siyasete karışacak bir durum yok 1931'de ki 1924'te Halk Partisi'nin karşısına Terakkiperver Hürriyet Fırkası diye bir parti kurmuşlar. Ki 6 ayın içerisinde kapatmışlar. Kazım Karabekir Paşa da başlarında o işin. Adam birinci reis cumhur ölene kadar evinden çıkamamış biliyor musunuz? Yani sen bakalım bana karşı nasıl farklı parti kurarsın diye evini mahkum etmişler. Ev hapsi gibi yani. Ondan sonra 1930'da Serbest Fırka diye bir parti kurmuşlar. Ali Fethi Okyar. Aslında tuzak parti bunlar. Acaba millet ne yapacak bir ikinci parti olsa Halk Partisi'ne karşı diye. Millet oraya akın edince 3 ayda onu da kapatmışlar. Yani ikinci bir siyasi partiye izin verilmediği, tek parti sultasının yaşandığı, tek parti diktatörlüğünün yaşandığı 1930'lu yıllarda Bediüzzaman'ın siyasetten ne iş olur ya? Alternatif parti kurulmuş olsa bile Bediüzzaman'ın öyle bir parti kurmaya ne vakti var, ne zamanı var, ne mesleği müsaade ediyor. Öyleyse niçin üstadla uğraşmışlar? Belki bilerek veya bilmeyerek zındıka yani dinsizlik hesabına benim dine merbudiyetimden, dini olan bağlılığımdan beni tazip ediyorlar, bana azap veriyorlar. Öyleyse onlara müracaat etmek, dinden haz etmeyen bu adamlara benim vicdan ve din hürriyetimi bana verin, beni serbest bırakın demek, dinden pişmanlık göstermek ve mesleki zındıkıya okşamak demektir. Allah Allah. Dinden, ya ben nereden dindar oldum, pişman oldum demek gibi olur. Bu adamlara müracaat etmek. Ben de bunu yapmam. Hem ben onlara müracaat ve dehalet ettikçe adil olan kaderi ilahi beni onların zalim eliyle tazip edecektir. Bu sefer kader azap verecek. Çünkü onlar
Diyanete yani dine merbudiyetinden, bağlılığımdan beni sıkıyorlar. Bize göre çok dindarsın. Bir de milleti dindar yapmaya çalışıyorsun diye üstad sıkıyorlarmış. Kader ise benim diyanette ve ihlasta noksaniyetim var. Ara sıra ehli dünyaya riyakarlıklarımdan için beni sıkıyor. Öyleyse şimdilik şu sıkıntıdan kurtuluşum yok. Eğer ehli dünyaya müracaat etsem kader der, ey riyakar, bu müracaatın cezasını çek. Madem dilekçe verdin, benim hürriyetimi verin diye, o zaman hem o dilekçe neticesiz kalacak, hem de kader bana ceza verecek. Eğer müracaat etmezsem, ehli dünya der, bizi tanımıyorsun, sıkıntıda kal. Yani her iki halde de benim bu sıkıntıdan kurtulma şansım gözükmüyor. Dilekçe versem ayrı bir sıkıntı, vermesem ayrı bir sıkıntı. En iyisi ben kendi halimde bu köydeki yaşantıma devam edeyim, Risale'nin tefsirlerini yazmaya devam edeyim, demiş Bediüzzaman. Yedinci sebep, malumdur ki, bilinen bir gerçektir ki, bir memurun vazifesi, devlet memurlarının vazifesini tarif ediyor Bediüzzaman. Heyeti içtimaiye muzır, sosyal hayata zarar veren, eşyası şahıslara meydan vermemek ve nafilere faydalı olanlara yardım etmektir. Bakın, zararlı insanlara meydan vermemek, faydalı insanlara yardım etmek. Devlet memurunun işi bu. Halbuki beni nezaret altına alan memur, kabir kapısına gelen misafir bir ihtiyar adama La ilahe illallah'taki imanın latif bir zevkini izah ettiğim vakit bir cürm-ü meşhut halinde sanki suçüstü beni yakalamak gibi çok zaman yanıma gelmediği halde o vakit güya bir kabahat işliyorum gibi yanıma geldi. Herhalde nahiye müdürü bu. Sen niye bu adamlara dini nasihatte bulunuyorsun? Fesübhanallah. Fesübhanallah. Biz sana kimseyle görüşme demedik mi? Kimseyle konuşma demedik mi? Kimseye selam verme. Kimsenin selamını alma demedik mi? Şuna bak ya. Yani yaşayan insanı yaşayan bir ölü gibi yapmaya çalışıyorlar. Yaşarken öldürmek istiyorlar. İhlas ile dinleyen o biçareyi de mahrum bıraktı. Beni de hiddete getirdi. Halbuki burada bazı adamlar vardı. O onlara ehemmiyet vermiyordu. Sonra edepsizliklerde ve köydeki hayat içtimaiye zehir verecek surette bulundukları vakit onlara iltifat etmeye ve takdir etmeye başladı. Köy hayatında ahlaksızlığı yaymaya çalışanları teşvik ediyor. Bediüzzaman gibi bir İslam aliminin ihtiyar bir köylüye iman hakikatini anlatmasını suçüstü gibi yakalayıp üstadı hiddete getirecek laflar söylüyor. Ya ne kadar zor bir hayat bu, aman ya Rabbi. Okuyup geçiyorum ama hadi sen bunu gel de yaşa. Bu kadar baskı, zulüm, eza, cefa altında, işkence altında orada yaşa bakalım nasıl yaşayacaksın? Robinson Crusoe gibi tek başına köyde o kadar ahali varken üstadı yalnızlığa mahkum ediyor o günkü hakim irade. Oradaki nahiye müdürü ve karakol kumandanı da kraldan fazla kralcılık yapıp biraz keyfi baskılar da yapmışlar demek üstadımıza. Yani hayattan usandıracak işler yapmışlar. Fakat Bediüzzaman Hazretleri bütün bu yapılan haksız, hukuksuz, zulüm içinde zulüm olan bu muamelelere Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı gibi muazzam bir sabırla karşılık vermek suretiyle onların çıkarmak istedikleri karışıklığa kendisi meydan vermemiş. Alet olmamış yani onlara. Hem malumdur ki zindanda 100 cinayeti bulunan bir adam nezarete memur, zabit olsun, nefer olsun,
her zaman görüşebilir. Halbuki bir senedir hem amir hem nezareti memur, hükümeti milliyece iki mühim zat kaç defa odamın yanından geçtikleri halde Üstad Hazretleri'nin kalmış olduğu oda, yani iki gözlü bir oda zaten, köyde ne olacak? Önünde de kocaman bir çınar ağacı var. Odanın önünden kaç defa geçtikleri halde kat'a ve asla ne benimle görüştüler ve ne de halimi sordular. Ya köyde ben esir gibi sürgün hayatı yaşıyorum. Yani devletin iki tane memuru kaç defa geçtiği halde evin önünden, ya ne haldesin, ne durumdasın sormamışlar. Ben evvel zannettim ki adavetlerinden, yani düşmanlıklarından, kinlerinden yanaşmıyorlar. Sonra tahakkuk etti, anlaşıldı ki evhamlarından, korkularından yani. Güya ben onları yutacağım gibi kaçıyorlar. Ya ben canavar mıyım? Allah Allah. Gelin insan gibi konuşalım. Adamlar korkmuş ya, Bediüzzaman belki bizi yutuverir. Allah Allah. İşte şu adamlar gibi eczası ve memurları bulunan bir hükümeti hükümet diyerek merci tanıyıp müracaat etmek kâr akıl değil, akıl işi değil. Beyhude boşuna bir zillettir. Eski Said olsaydı Antele gibi diyecekti. Ma'ül hayati bir dilletin ke cehennem ve cehennemi bil izzi fahrül menzil. Allah Allah, bu adam ne demiş? Antele denilen adam. Zilletle içilen ağ bu hayat, zilletle içilen bir kap su, tıpkı cehennem gibidir. İzzetle cehennem ise benim için iftihar ettiğim bir menzildir. Ben de öyle diyecektim, eğer eski Said olsaydım, onu diyecektim. Eski Said yok. Çünkü Üstad Hazretleri eski Said'i gömmüş, büsbütün ahiret ehli yeni Said olarak dirilmiş. Yeni Said ise ehli dünya ile konuşmayı manasız görüyor. Dünyaları başlarını yesin, ne yaparlarsa yapsınlar. Mahkeme-i Kübra'da onlarla muhakeme olacağız der, sükut eder. Yani Üstad Hazretleri gerçekten ahiretin o büyük mahkemesi var ya, kıyametten sonra kurulacak olan bütün insanların amellerinin hesabının kitabının görüleceği tartılacağı mahşer terazisi var ya, bu adamlar bana bu zulmedenlerle o büyük mahkemede buluşacağız ve mahkeme olacağız. Allah bizi mahkeme edecek. Ve ben adalet ilahi benim hakkımı onlardan alarak cehenneme atmakla onlar mağlup olacak zatenler. Zaten diyor. Ve onun için ben susmayı tercih ediyorum. Bu adamların konuşacak fazla bir meselem yok diyor Bediüzzaman Hazretleri. Çok ilginç ya. Çok ilginç. Şimdi müracaat etmeyişinin, yani sürgünler kanunundan kaldırıldığı için o kanun, o münasebetle bir dilekçe vererek sürgünden kurtulmak için dilekçe vermemesinin altıncı bir sebebi daha var. Altıncı, hayır, altıncı değil, sekizinci bir sebep. Yedi tane okuduk şimdiye kadar. Sekizincisini okuyacağız ama benim vaktim şu anda tamam olmuş. Yarın akşam inşallah kaldığımız yerden bu dilekçeyi vermemesinin hikmetini okuruz Allah'ın izniyle diyelim. Burada nokta koyalım. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena innekentel alimül hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena innekentel alimül hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin.